Alem Evert'ten herkese merhabalar. Ben Cansu Özden. Haftanın ilk işlem günü ilk yayınıyla ve önemli konularla beraberiz efendim. Haluk Bürümcekçi ile Paranın Rotası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Oldukça heyecanlıyız çünkü önemli konulara yer vereceğiz. Yurt içi tarafında çok önemli konular var. Konut fiyatlarıyla başlayacağız. Daha sonrasında da enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararıyla devam edeceğiz. Ama öncelikle hoş geldiniz Haluk Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Dediğim gibi çok önemli konular var. Özellikle Türkiye'de yaşayan insanlar için konut fiyatları çok önemli. Ben o konuyla başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de malum son dönemlerde konut fiyatları, kiralar, ev sahibi olmak biraz zorlaştı diyebiliriz. Ben kısa kısa gelen verilerden bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında sizlerden rica edeceğim soruların cevapları var. Onlara geçelim dilerseniz. Konut satışları. Türkiye konut fiyat endeksini aldık. Ekim'de bir önceki aya göre %5,4 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına baktığımızda ise %188,2 yükseldi. Buna yükselişlere rağmen arttı. İvmesine bir yavaşlama görüyoruz sonuçta. Hatta Mayıs 2021'den bu yana ilk defa yıllık bazda bir gerilemeyle, yani ilk gerilemeyle karşı karşıyayız. Öte yandan Türkiye'de görülen genelde Kasım ayında 117.806 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla %34,1 azalış gösterdi. Bu verilere baktığımızda elimize çok önemli veriler geldi ve şu anki sizce konut piyasası nereye gidiyor? Talepte düşüş sürer mi? Konut fiyatlarında gerileme yaşanır mı sizce? Evet, aslında bir süredir konut satışları, daha doğrusu 4 aydır üst üste konut satışları yıllık bazda daralıyor. Yani bir dönem konut kredisi faizlerinin de düşüklüğü ve açık olduğu dönemde, yani rahatça konut kredisi alınabildiği dönemde hızlı bir artış eğilimi görmüştük. Ama biliyorsunuz Haziran ayından itibaren konut kredisi kullandırımları miktar sınırlaması geldi ve tutar olarak da oldukça zor bulunuyor artık. Yani kredi almak, konut kredisi ve uzun vadeli almak da zorlanıyor insanlar. Dolayısıyla ipotekli satışlar belirgin aşağı çekiyor konut satışlarını. Bunun etkisini görüyoruz. Ve 4 aydır üst üste gerilediği için tabii her ne kadar konut fiyatları artış eğilimi Ekim ayına kadar devam etse de geldiği seviyeler tabii ciddi bir maliyet olarak tabii alıcılara yüksek gelmeye başladı. Evet, enflasyonist ortamda paranın veya tasarrufların değerini korumak için bir konut talebi gördük. Önemli enstrümanlardan biri oldu. Nasıl borsaya girişler oluyorsa konut sektöründe de benzerlerini gördük. Ama tabii ki buradaki artış oranlarının belli bir doygunluk noktasına gelmesiyle beraber ve satışların da tabii yavaşlaması, kredilerin de açılmaması henüz bence bu dönüşü getirdi. Yani ilk defa bir düşüş gördük yıllık artışta. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu yıllık artışın geriliyor olması demek konut fiyatları artmıyor anlamına gelmiyor tabii. Aylık bazda artmayı sürdürebilir. Çünkü yine enflasyonist bir ortamdayız. Dolayısıyla artış olarak belki aylık bazda artış olabilir. Ama yıllığın gerileceğini düşünüyorum. İnşaat maliyetleri de tabii burada önemli. İnşaat maliyetlerinde de başka bir veri de artış eğiliminin Ekim itibariyle bir miktar yavaşladığını görmüştük. Daha çok malzeme kaynaklıydı, işçilik kaynaklı, malzeme kaynaklı bir yavaşlama görmüştük. Bunun da devam etmesi söz konusu olabilir. Ve aradaki makasın kapanması da söz konusu olabilir. Kısacası şöyle söyleyeyim. Satışlar veya bir kredi kampanyası, konut kredisi kampanyası söz konusu olmazsa yakın dönemde satışların daralmayı sürdürmesi ve konut fiyatlarının aşağı gelmesi daha olası görüyorum. Ama bunun için söylediğim gibi ana belirleyici bir konut kredisi kampanyası gelip gelmeyeceği olacak seçimlere kadar. Bunun olmadığı durumda rahatça bu düşüşün devam edeceğini söyleyebilirim. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Sizce şu anki konut fiyatlarına baktığımızda konut fiyatları cazip mi? Yani şöyle vatandaş konut alırken hangi temel dinamiklere dikkat etmelidir?
Bu çok tabii karışık bir konu, yani biraz karmaşık ve zor bir konu. Şöyle ki, yani gayrimenkul de bir uzmanı olmak lazım. Bölgeye göre, şehre göre değişir. Her yer aynı şekilde değerlendirilemez. Ama yani çok insanların basitçe tabii yapabildikleri şeyler var, karşılaştırmalar var. Bunlardan biri tabii dolar bazlı fiyatları karşılaştırmak geçmişle, geçmişte gördüğü değerlerle karşılaştırmak. Bu kolay bir yol tabii. Böyle bakıldığında da fiyatların yine tarihsel olarak dolar karşılığının yüksek değerlerde olduğunu görüyoruz. Yani geçmişe göre pahalı olduğunu, belki tarihi zirvesi olmayabilir ama bu tarihi zirvelerine yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da yine alıcılar açısından zorlayıcı bir duruma işaret ediyor. Evet, enflasyondan bahsettik. Küresel piyasalarda da ve tabii ki de bizim ülkemizde de enflasyon konusu çok konuşuluyor. Şu an gerçekten tüm dünya bir yandan ekonomik büyümeyi ama bir yandan da enflasyonla mücadele ediyor. 2022 yılına damga vuran en önemli ekonomik gösterge şüphesiz enflasyon oldu. Bir yandan yıl sonu ve gelecek yıl beklentilerini merak ediyoruz açıkçası. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %66,80. Gelecek 12 ay beklentisi ise %34,92 olarak açıklandı. Size sormak istediğim aslında şu, enflasyonda beklentiler aşağı yönlü revize ediliyor. Evet ama gerçekten hissedilir bir düşüş yaşanır mı? 2023 yılında nasıl bir enflasyonla karşı karşıya kalırız? Ve döviz kuru beklentilerini dikkate alarak nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Evet, yani son dönemde tabii yaklaşık 3 aydır kurların yatay seyir göstermesi, dışarıda emtia fiyatlarının gerilemesi, dolayısıyla bizim de içeride akaryakıt fiyatları başta olmak üzere fiyatlar anlamında yardımcı oluyor. Dolayısıyla geçmişte gördüğümüz kadar aylık enflasyon görmüyoruz. Burada bir yavaşlama var ve tabii ki yıl sonu beklentisi şu anda Kasım sonunda enflasyonun olduğu 84,4 seviyesine göre belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Niye? Çünkü geçen yıl Aralık ayında sadece bir ayda 13,5'luk bir enflasyon olmuştu. %13,5'luk enflasyon olmuştu. Bu endeksten çıkacak şimdi. O yüzden o endeksten çıkıp yerine 2-3 gibi bir aylık artış geleceği için böyle bir düşüş yaşayacağız. Yani olacak olan enflasyonu düşüş dediğimiz enflasyonun artış hızında yavaşlama demek lazım belki daha doğrusu. Aylık bazda yine fiyat artışlarının devam ettiğini göreceğiz. Nasıl konut fiyatları için aynı şeyi söylüyorsak burada da baz etkisiyle beraber evet aylık olarak enflasyon devam edecek. Muhtemelen aylık ortalama 3 civarlarında ayına göre değişir ama yani ortalama 3 gibi yıla giriş yapacağız gibi duruyor. Burada bir yavaşlama olmazsa bu bize gelecek yıl için evet 35-40 civarları bir enflasyonunla kapatabileceğimizi düşündürüyor. Bu belki bir baz senaryo olarak dikkate alınabilir. Ama tabii bunu tamamen şu senaryo altında tabii kurların da bir sıçrama olmaması, emtia fiyatlarının büyük bir atak içinde olmaması yukarı yönlü gibi ve emtianın içinde tabii enerji de dahil olmak üzere bu senaryolarda bu böyle bir patika söz konusu olabilir. Ama böyle olsa bile hizmet fiyatları ki bu tip kur ve dış fiyatları daha hassas yurt içindeki taleple şekillenecektir. Yurt talebin güçlü olması enflasyonun daha hızlı düşüşü engelleyebilir. Öyle gözüküyor. Hele ki yılın başında asgari ücret ayarlamayla beraber hizmet fiyatlarında yukarı yönlü baskı görebiliriz. Buradan da bir enflasyon etki görebiliriz. Kısacası tekrar toparlarsam yani enflasyon artış hızında bir gerilemenin devam ettiğini göreceğiz. Bu ilk yarıda görülecek. 2023 ilk yarısında. Ondan sonra daha yatay bir seyre geçeceğiz gibi duruyor. Ama dediğim gibi çok bunu değiştirecek gelişmeler olabilir tabii şu andaki bahsettiğim varsayımlara göre. Evet, enflasyonla aslında mücadele etmek için çoğu ülke faiz artırımına gitti. Biz ama faiz düşüren ve faiz sabiti
bırakan ülkelerden biriydik, nadir ülkelerden biriydik. Ve bu hafta da 2022 yılının son faiz kararını takip ediyor olacağız. Piyasaların beklentisi faizi sabit tutması yönünde Merkez Bankası'nın, ama 2023 yılı aynı zamanda faiz enflasyon makasının kapanacağı bir yıl olabilir mi sizce? Sizin de takip ettiğiniz gibi özellikle mevduat faizlerinde bir artış söz konusu olabilir mi? Evet, şimdi Merkez Bankası tabii genel olarak dünya genelinden farklı bir politika uyguladı. Her yerde faiz artışları görürken biz tersine gittik. Dolayısıyla reel olarak faizler ciddi bir ölçüde negatif düzeye indi. Makas da çok açıldı tabii. Bu makas faizlerin yatay kalması durumunda bile kapanacak gibi duruyor. Yani bu tabii tam kapanmayacak ama hani giderek şu aradaki büyük fark azalacak gibi duruyor. Tabii enflasyonun 40'lara doğru gerilediği senaryolarda azalacak. Bu tabii mevduat faizleri açısından, tabii mevduat faizlerinin mevcut politika faiziyle ilgisinin koptuğunu veya diğer faizlerin de koptuğunu da söyleyebiliriz. Genel olarak hani baktığımızda kredi faizleri neredeyse mevduat çoğunda ya da ticari kredilerde örneğin mevduat faizinin çok çok altında bulunuyor. Hiç tarihte böyle bir şey görmedik. Garip, yani biraz yorumlaması zor garip piyasalar var. Yani daha doğrusu ekonomi yönetimi tarafından alınan regülasyonlara nedeniyle böyle bir fiyatlama var. Yani mevduatta da mecburen bankalar TL mevduat payını arttırmak için bilançolarında mevduat faizini yükseltmek zorundalar. Bu bağlamda biraz da bankaları zorluyor bu maliyet olarak. Ama mevduat faizinin yüksek olması veya yüksekliğinin yıl sonu itibariyle devam edeceğini düşünüyorum. Tabii yıl sonu bilanço dönemlerinde olduğu dikkate alırsak daha artışlar da görebiliriz kısa vadede. Yeni yıla girdiğimizde ama aynı yükseliş eğilimi olmayacaktır. Daha yatay bir mevduat faizi görebiliriz bugün. Çok teşekkürler. Biraz da borsa ve dövize yönelim. Döviz hesaplarında çözülme ve borsaya yönelim gerçekleşiyor. Hem döviz hesaplarında çıkışın sürdüğü hem de KKM'ye ilginin azaldığı bir dönemdeyiz açıkçası. Getiri arayan paranın adresinin borsa olduğu görülmekte şu an. Sizce 2023 yılında getiri arayan para aradığı bu getiriyi en yüksek hangi yatırım enstrümanında bulabilir? Tabii ki de borsa 5000'i aştı, yükseliş devam ediyor, ancak 2022'deki gibi bir marj verilebilir mi? 2023'te borsanın rakibi altın olabilir mi sizce? Yani şimdi tabii bu tip tasarruf eğilimleri Türkiye'de genel olarak ekonomi yönetimi tarafından verilen sinyallerle belirlenmeye başladı. Şu anlamda söylüyorum. Ekonomi yönetimi son dönemde işte KKM konusunun kendileri de maliyetin azaldığını, çünkü kurlar yatay gittiğinde biliyorsunuz maliyet, bütçeye bir maliyeti olmuyor. Sadece faiz ödemesi yapılıyor bankalar tarafından. Dolayısıyla bunun mesajı vermeye devam ediyor. Yani bu ne demek? Bir yandan da şöyle okunabilir. Kurların hani yatay gitmesi, seyretmesi için elimizden geleni yapacağız gibi bir mesaj da algılıyor piyasalar. Dolayısıyla alternatif olarak kurların da olmadığı bir senaryoda reel faizinde mevduat faizi her ne kadar artıyor olsa da reel olarak çok ciddi negatif olması, halen negatif olması geriye alternatif olarak bir tek borsayı bırakıyor. Bundan bir ilgi yok ama tabii ki borsa yönelen tüm şeyin yani döviz hesaplarını çözüp borsa yöneldiğini iddia bu ölçüde olduğunu zannetmiyorum. Bunu biraz rakamsal olarak göstermek zor ama öyle olduğunu zannetmiyorum, ama tabii ki belli bir ilgi var. Bunu kesin görüyoruz. Yatırımcı sayısından olsun, yükselişin güçlü bir şekilde devam etmesinden olsun, görüyoruz. Ama şimdi tabii bu yılı böyle bitireceğiz kesin. Bu verilen mesajlar bize ne söylüyor aynı zamanda? Bize şunu söylüyor, borsaların iyi gitmesi için gelecek yıl içinde en azından ilk yarıda uygun bir ortam var. Biraz da tabii küresel borsaların nasıl gideceği de burada önemli olacak ama
Bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Bir de sizce hani borsanın rakibi altın olabilir mi? Fed'in tutumuna bakarsak 2023'te altının durumunu nasıl görüyorsunuz? Altın tabii. Altına değmeyi atladık ama evet. Şimdi yani enflasyonun olduğu bir ortamda ve faizi yükseltti ortamda biraz altın tabii zorlandı bu sene. Uzun süre düşük kaldı ama son aylarda faiz artışındaki yavaşlama sinyalleri ve enflasyonun zirveden dönmesi tabii altına biraz canlandırdı. Hafif 1800 üstü denemeler gördük. Ama son dönem yine bu anlamda güç kazanmadan biraz engellerle karşılaştık. Çünkü geçen hafta Fed evet faiz artışını 50 bas puan yavaşlattı ama faiz zirvesini biraz yukarı çekti. Artışları devam edeceğini söyledi. Verilerin önemli olacağını, kararın verilere bağlı olacağını söyledi. O yüzden biraz belirsizlik yarattı. Bu hala baskılıyor altını. O yüzden evet altın biraz bu anlamda böyle bir senaryoda toparlamasını sürdürür ama hani büyük rally şeklinde büyük artışlar için henüz daha ortam oluşmuş değil. Netleşebilir veya öyle bir şey görebiliriz ama ilk çeyrekte çok net bir artış eğilimi olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Peki bu haftaki verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hafta yatırımcılarımızın dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir sizce? Şimdi dışarıda çok sakin bir haftalara doğru giriyoruz. Yıl sonu tatiller de var zaten. Noel tatili falan. Önemli verilerin hepsi geldi. Çok az önemli veri kaldı. Bu hafta dayanıklı tüketim siparişleri var. İşte Fed'in çekirdek PC göstergesi falan. Bunlar çok piyasa etkisi olacak şeyler değil. Yavaş yavaş piyasaların da sakin kalacağını yani çok aktivitenin azalacağını düşünüyorum. Son 2 haftada yılın. Dışarıdan çok bir heyecan yok. İçerisi biraz daha heyecanlı olabilir. Veri olarak değil belki. Veriler bu hafta bizde PPK kararı dışında çok önemli veri yok. Ama işte asgari ücret kararı var. Yarın toplantısı var daha doğrusu. Bu önemli olabilir. Bir de Merkez Bankası'nın muhtemelen gelecek hafta yıllık para ve kur politikası açıklamaları olacak. Bunlar önemli olacak. Biraz daha bizde de hareketli olabilir yani dışarıya göre. Çok teşekkürler. Gerçekten bu haftayı da değerlendirdik sizlerle beraber. Eklemek istediğiniz herhangi bir veri var mıydı acaba yatırımcılarımızla paylaşmak istediğiniz? Başka şu Ben anda bir şey yok. teşekkür Teşekkür ederim. ederim. O zaman kendinize iyi bakın. Haftayı yine aynı saatte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Yarın Sevim Şahin ile Hisse Teknik Saati programımız olacak. Kaçırmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.